Astroloji Televizyonu'ndan merhaba. Haziran ayı deprem istatistik çalışmaların üzerinde konuşmak üzere çok sevgili hocam Öner Döşer ile birlikteyiz. David Cohrane ve Fay Cohrane'in Sirius programı üzerinden hazırlamış oldukları deprem istatistik çalışmaları bir ilke imza atıyor. Ve çok sevgili hocam Öner Döşer de bu raporları bizler için her ay yorumluyor. Öner hocam merhaba. Merhabalar Burcancığım. Deprem istatistik çalışmalarının Haziran ayı raporu elinize ulaştı. Sirius tarafından hazırlanan bu raporu David Cohrane ve Fay Cohrane sizlere iletti. Ben de çok merak ediyorum yorumlarınızı bu raporla ilgili. Tabii ki öncelikli olarak hemen böyle bir masa üstünden ben bu raporu paylaşayım. Şu anda sanıyorum görülebilir durumda. Evet, görebiliyoruz. Evet, bu deprem tahmin raporu aslında benim verdiğim bazı bilgilerden yola çıkarak David Cohrane tarafından oluşturuldu. En son da dün sağ olsun Fay Cohrane bize iletti. Haziran ayında en dikkat çeken tarihlerden bahsedeceğiz. Birazdan ben grafik de göstereceğim. Burada çeşitli gezegen açılarına dayanarak bir toplam puan çıkıyor. Bu toplam puan 80-100'ler civarında olduğunda deprem olasılığının çok arttığını gösteriyor. Mesela hemen bugün 1 Haziran itibariyle biraz yüksek gibi ve 2 Haziran'da daha da yükselmiş gözüküyor. Toplam aldığı puan yani buradaki gezegen açılarına, dizilimlerine dayalı olarak hatta ay güneş fazlarına da dayalı olarak bu puantajlar oluşuyor. Mesela yine biraz da aşağı doğru 3 Haziran'a gittiğimizde 100 puan civarına gelmiş oluyoruz. 4 Haziran zaten burada bir dolunay var. Birazdan haritasına bakacağız. 5 Haziran'da yine yüksek. 6 Haziran 89'larda, 7 Haziran 80'lerde. Yani deprem olasılığının yüksek olduğu zamanlar 70-80 puanların toplandığı Haziran'ın 11'lerine kadar gidiyor. Buradan itibaren bir ivme kaybı var ve ay sonunda da daha yüksek bir puana ulaşmış oluyoruz. Şimdi ben slide olarak göstermek istiyorum. Şu anda sanıyorum slide kapağımız geldi. Şimdi Haziran ayı için tahminler üzerinden gittiğimizde şu çizelgeyi görüyoruz. Şu anda çizelge görülebiliyor sanıyorum. Evet. Bu Haziran'ın hemen başlarında bayağı yüksek 90-100 puanlar civarında olduğunu görüyoruz. Mesela şurası aşağı yukarı 4 Haziran civarı ki burada bir dolunay var. Ve şurada biraz dolunaydan önce aşağı düşmüş oluyor. Yukarı çıkıp sonra aşağı inmiş oluyor. Şurası hemen 7 Haziran civarı. Biraz daha ileriye gidersek 13 Haziran civarı bayağı bir aşağılara geliyor. Yani aslında Haziran ayının ilk yarısı doğal afetler, deprem altı ağırlıklı olmak üzere daha yüksek olasılık gözüküyor. Sonra 13 ile aşağı yukarı 20'leri arasında biraz daha stabil ve düşük giderken ay sonuna doğru tekrar bir yükseliş trendine giriyor. Ay başında olduğu kadar değil ama mesela şurada işte aşağı yukarı 26 Haziran civarında biraz yükseliş var ve ay sonunda da Temmuz'un birine doğru geldiğimizde biraz daha yükseliş var. Yani bir sonraki slayttan da göstereceğim. Aslında bunu puanlar üzerinden yapmış Fay Cohrane çok güzel hazırlamış. Efendim şu 100 puan civarına geldiğimiz yerler ayın biraz daha başlarında. Özellikle 4 Haziran'daki dolunay civarı çok artıyor. 2 Haziran 4 Haziran arası dikkat çeken bir zaman dilimi. Sonra tekrar özellikle 9 10 11 Haziran civarı biraz daha gene yüksek gidiyoruz. Sonra Haziran ortasında daha stabil aşağı doğru iniş var. Haziran sonunda çıkış var. Şimdi biz bölgesel olarak dolunay haritaları, yeni ay haritalarıyla çalışarak hangi bölgelerde nasıl riskler olabilir bunları hep araştırıyoruz. Ve bu dolunay yani 4 Haziran'da gerçekleşecek yay burcu dolunayının yükselen alçalan eksenine denk düştüğü Avrupa bölgesinin en çok etki alacağını görüyoruz. Ekonomik anlamda da Avrupa bölgesinin etkileneceğini düşünüyorum. Yani deprem istatistiğinin dışında bunu da söyleyebiliriz. Yay burcu genel anlamda yani uluslararası ilişkilerle alakalı ve bir şeyin yayılması, genişlemesiyle alakalı. Malumunuz Almanya resesyon belirtti.
İngiltere 2024 için resesyon bekliyor. Ve bu dolunayın haritasına baktığımız zaman haftaya bakış yazımda da verdim. Özellikle Avrupa üzerinde Fransa, İtalya bu bölgelerden geçen bu hat. Orada hem insan hareketleri hem biraz bu belki ekonomiyle ilgili hareketler açısından kritik bir zaman dilimini belirtiyorum. Ve Türkiye'miz üzerine iz düşürüp baktığımız zaman özellikle Mars yükselen ekseninin Ege bölgesinden geçtiğini jeodezik harita üzerinde görüyoruz ki bu da 4 Haziran'daki Dolunay civarından başlayarak takip eden 2 haftalık süreçte ama özellikle Dolunay civarındaki günlerde Ege bölgesinde biraz sismik aktivitenin artabileceğini düşündürüyor. Bu diğer Türkiye'nin orta bölgesinden geçen hatlar, Kıbrıs'a da inen hatlar, Orta Anadolu bölgesini de gösteriyor ki bir evvelki haritada gördüğümüz zaman Satürn tepe noktası ekseni coğrafi haritada da buna yakın bölgeden geçiyor. Jeodezik haritada da buna yakın bölgeden geçiyor. Dolayısıyla Ege başta olmak üzere biraz Orta Anadolu bölgesi, Kıbrıs'a inen hat, buralar biraz hareketlenebilir gibi gözüküyor sismik manada. Yay burcunda Dolunay'ın haritasını görüyoruz. Bu harita şu ay güneş karşıtlığıyla birlikte Satürn'ü de bir dik açı oluşturuyor. Dolayısıyla bir genel anlamda yöneticileri, yönetimi zorlayan, yeni mesuliyet getiren, bir takım değişiklikler getiren durumlar ve mecliste bazı değişiklikleri de görüyoruz. Sağlık konularına dikkat edilmesi gerektiğini de genel anlamda görüyoruz. Doğal afetler açısından çok kritik bir şeyi henüz burada bu haritanın içerisinde görmüyoruz. Ama Türkiye astroloji haritası üzerine koyduğumuzda 13 derece yaydaki bu dolunayın Uranüs'e dik açı yaptığını, yani 13 derece balık burcundaki Uranüs'e dik açı yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bu biraz, evet, Uranüs astrolojide sismik hareketlerle de alakalı. Türkiye astroloji haritasında bu yönde etki aldığını düşündürüyor. 9. ev ve tepe noktasına yakın olduğu için genel anlamda uluslararası ilişkiler alanında olsun, Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkiler alanında olsun bazı beklenmedik durum değişikliklerini de anlatabilir bu. Ama yine benzer bir şekilde dediğim gibi biraz sismik aktiviteye de dikkat çekebilir ve 9. ev tipi konular yani eğitim, hukuk sistemi, üniversiteler gibi alanlarda da biraz hareket ve agresyon işaretçisi olarak görülebilir genel olarak baktığımızda. Şu Mars-Plüton karşıtlığı biraz riskliydi geçtiğimiz günlerde kesişen. Şimdi 5 Haziran 2023'te yani bu sismik aktivitenin de en artacağını düşündüğümüz zaman da Venüs-Plüton-Jüpiter arasında bir tekare dediğimiz açı formu oluşturuyor. Venüs-Plüton karşıtlığı her ikisinin de Jüpiter'le dik açısı. Bu sismik aktivitenin özellikle 4-6 Haziran arası, özellikle 5 Haziran özelinde artabileceğini düşündürüyor. Yani aslında hemen 2-4 Haziran gerçekten dikkat çekici dünya genelinde sismik aktivitenin artışı manasında içinde bulunduğumuz bölgeyi de ilgilendirebilir. Ama özellikle Venüs-Plüton'un zorlu açıları doğal afetlerin artışıyla çok alakalı. Jüpiter'le de birlikte bu stresli açılar yayılınca biraz etkiyi büyütebilir. Yani kısacası 4 Haziran civarındaki günlerde büyük sismik aktivitenin dünya genelinde oluşabileceğini gösteriyor ki Venüs-Jüpiter arasındaki dik açının bu şekilde etkili olduğu daha evvel Güneş merkezli astroloji bakışıyla da biz Şubat depremlerini deneyimlemiştik. Yay burcundaki bu dolunayın Güneş merkezli astroloji haritasını görüyoruz. Yani Güneş'i merkeze alarak Güneş merkezli astroloji kitabımız inşallah pazartesi çıkmış olacak. Orada detaylı anlatıyorum. Doğal afetlerle Güneş merkezli haritaların çok alakası var. Özellikle Güneş'te ne olduğu, yer manyetik alanında ne olduğuyla çok alakalı. Güneş patlamaları da depremlerle ve volkan aktiviteleriyle alakalı. Burada baktığımız zaman tam da 4 Haziran dolunayında şu dünyanın işareti, dünya işin içerisinde olmasa da Plüton, Jüpiter ve Venüs arasında gene zorlu bir açı kalıbı görüyorum. Yani yer merkezli astroloji haritasına benzer bir şekilde Jüpiter, Venüs, Plüton, burada da Güneş merkezli astroloji haritasında da var. Haliyle farklı burçlardan ama var. Haliyle 4 Haziran civarı bir kez daha dediğim gibi dünya geneli için
Özellikle yoğun güneş aktivitesi de olursa, ilk sınıfı patlamalar olursa, yer manyetik alanını etkilerse, burada bu riskin 4 Haziran ve sonrasındaki günlerde artması olasılığından bahsedebiliriz. Ve finansal anlamda da bu açılar gerçekten kritik durumlara işaret eder. Bu arada hemen 4 Haziran'da, yani bu önümüzdeki pazar günü, güneş merkezli Merkür-Uranüs arasında dik açı ve bu hafta sonu yer merkezli olarak da baktığımızda Merkür-Uranüs yine yer merkezli haritada henüz kavuşum olarak etkili. Haliyle içinde bulunduğumuz günler özellikle sarsıcı, sert, yani sismik aktivitelere işaret ediyor. 7 Haziran'da Merkür'ün Satürn'e kavuşumu ve hemen iki gün sonra 9 Haziran'da da Mars'la karşıt açısı da etkili olacak. Dolayısıyla yine hemen 7-9 Haziran arası da bu bakımdan dikkat çekiyor. Yani sonuç olarak gerek coğrafi haritalara, gerek yer merkezli, güneş merkezli haritalara baktığımız zaman en yakın tarihte, biz şimdi 1 Haziran'dayız, 2-4 Haziran arası bir dikkat çekiyor. 4 Haziran özellikle, çünkü bir dolunay. Dolunaylarda özellikle ay maksimum güney deklinasyonda olacak. Yani ay bir ay içerisinde salınıyor, bir maksimum kuzey, bir maksimum güney deklinasyona iniyor. Ekvatora göre yeri değişiyor. Bu salınım içerisinde maksimum deklinasyonlarda olduğu vakitlere bir yeni ay dolunay denk geldiği zaman bu tabii ki ekstra bir hareketlenme. Çünkü bu basınç hem okyanus, yani jet akımlarını etkiliyor, hem kayalara basınç, özellikle okyanusların etkilenmesi dolayısıyla yeni ay ve dolunay dönemlerinde artıyor, bilhassa dolunay dönemlerinde. Dolayısıyla deprem olasılığını zaten düşündürüyor. Bu bakımdan önümüzdeki günler, özellikle 2-4 Haziran arası dedik ve 5 Haziran'dan sonra hemen 7-9 Haziran'a, yani 11 Haziran'a kadar gittiğimiz bu döngü içerisinde etkili volkan patlamaları, ki içinde bulunduğumuz dönemde çok görüyoruz onların arttığını. Etna'da patlamalar oluyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde volkan aktivitesi artıyor. Ve bu dönemsel gezegen açıları da bize Haziran'ın ilk yarısının hayli sismik açıdan aktif olacağını düşündürüyor. Tekrar belirtmem gerekirse 2-4 Haziran aralığı, 7-11 Haziran aralığı. Bu iki yer özellikle dikkat çeken yerler. Ve neyi de takip edelim? Uzay havası spaceweather.com web sitesinden aynı zamanda etkili güneş aktiviteleri olduğunda bu ihtimal artar. Güneş patlamaları olmadan da depremler, volkan aktiviteleri tabii ki olabiliyor. Ama olduğu vakit eş zamanlı olarak yer manyetik alanının aldığı etkiler, çalkantı deniyor ona. Yani yer manyetik alanındaki bir ani değişim diyebileceğim bir şey. Tabii ki bütün dengeleri değiştiriyor. Bu insan hareketlerine de yansıyor. Hep söylüyoruz, deprem derken tabii ki biz fiziksel depremleri konuşuyoruz. Araştırmamız bu yönde. Fakat bazen bunun ekonomik depremlerle de bağdaştırıldığını görüyoruz ki resesyon konuşulan bir döngü içerisindeyiz. Ve önümüzdeki günler ekonomik açıdan hiç de kolay gözükmüyor. Yani tabii bunlar zorlu etkiler, işin zorlu tarafları. Ama böylesi dönemlerde, haftaya bakış açısında bayağı anlattım. Böylesi dönemlerde insanların yaratıcı becerileri, problemlerle başa çıkma becerileri, çünkü zorluklar karşısında hep daha kafayı çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Kendimizi daha zorluyoruz. Bu da bizi tekamül sürecinde tabii ki ileri itiyor. Her şey kötü olacak olarak zaten algılamıyoruz, böyle düşünülmesin. Ama ve lakin biz neyi tartışıyoruz? En çok depremler ne zamanlarda artabilir? Biz bu tarihleri konuşuyoruz ve bu konuştuğumuz tarihleri Ege bölgesi için özellikle önümüzdeki dönemin dikkatli olunması gerektiğini anlıyoruz. Evet, teşekkür ederim hocam. Haziran ayında önemli göksel aktiviteleri anlattığınız ve deprem istatistik çalışmalarına vurgu yaptığınız bu yayınımız için teşekkür ediyoruz size. Çok mersi. Ben de çok teşekkür ederim. Bir kez daha David ve Faye Kohrey'ne özel teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sirius Astroloji programından bu raporlar çıkartılıyor. Dediğim gibi bu raporlamaları oluşturması için David Kohrey'ne bilgileri tabii ki ben geçtim. Ama o da bütün bunları harika bir şekilde istatistikledi ve her ay bu şekilde raporlamaya inşallah sizle beraber
devam edeceğiz. Sirius Astroloji programı da yakında çıktığında çok daha fazla kişi bu tür istatistikleri çok daha kolay yapabileceklerini görecekler. Evet, teşekkür ediyoruz. Astroloji Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar.